Göbek yağları nasıl eritilir? Bel ve göbekte oluşan yağlardan nasıl kurtuluruz? Kadınların ve erkeklerin ortak problemleri haline gelen göbek yağları nasıl eritilir? Bel ve göbek çevresinde bulunan yağlar, vermesi zor olan yağlardır. Uzun süreli diyetler, düzenli sporlar ve dikkat edilmesi gereken birkaç kural sonucunda dilediğiniz kiloya ulaşmanız mümkün. Güzel bir vücudun yanında sağlıklı bir vücuda sahip olmak istiyorsanız sizler için göbek yağlarını eritme yöntemlerini araştırdık. Fazla kilolarından rahatsız olan birçok kişi göbek yağlarından kurtulmak istiyor. Bu insanlar ne yemekten vazgeçerler ne de düzenli ve sağlıklı bir beslenme programına uyum sağlarlar. Vaziyet böyle olunca kilo almak kaçınılmaz bir gerçek olur. İnsanda oluşan aşırı kilo alımı bazı durumlarda görüntüye verdiği zararın yanında insanın sağlığına da ciddi zararlar verebilmektedir. Yüksek şeker, un, nişasta içeren gıdaların vücutta fazla yağlar, kalp hastalıkları, felç geçirme riski, şeker hastalığı, prostat ve meme kanserlerine yakalanma riskini de artırabilir. Kilo alınmasının en kolay bölgesi göbektir. Ancak vermesi de bir o kadar zordur. Göbekte oluşan yağların iki tane sebebi bulunur. Bunlardan birincisi hareketsiz yaşam ve aşırı beslenmedir. İkincisi ise hareketsiz yaşam yanında yaş ilerlemesidir. Bu sebeple alınabilecek en önemli önlem yaş ilerlemeden düzenli beslenme ve sporu hayatınızın merkezi haline getirmektir. Göbek yağları nasıl eritilir? Karbonhidrat yoğunluğu yüksek besinler yerine protein ağırlıklı kilo vermeye yardımcı besinler tüketin. Protein ağırlıklı beslenmeniz sizi uzun süre tok tutacak ve fazla yemek yemekten kaçınmış olacaksınız. Bu durumda kilo vermenizi kolaylaştıracak. Porsiyonlarınızı azaltın. Az ama sık beslenin. Gün içerisinde sağlıklı besinler ve takviye atıştırmalıklar alabilirsiniz. Böylece kan şekeriniz düşmez ve tatlı krizlerine girmezsiniz. Mutlaka bol bol su tüketilmesi gerekir. Gün içerisinde tükettiğiniz şekerli ve asitli içecekleri tamamen bırakın. Sodanızda ya da canınız içecek bir şeyler istediğinde su için. Yeterli miktarda su içerseniz vücudunuzdaki toksinler azalır. Karbonhidrat tüketimini azaltın. Karbonhidratlar tüketildiğinde vücuttaki insülin oranını bir anda artırırlar. Doyduğunuz hissine kapılırsınız. Ancak çok kısa bir süre içinde tekrar acıktığınızı hissedersiniz. Karbonhidrat tüketimini azaltırsanız vücudunuzun yağ oranını kısa bir süre içinde azaldığını görebilirsiniz. Şeker yemeği kesin. Kilo almamak için ve özellikle göbek yağlarının oluşmaması için şeker yemekten mutlaka uzak durun. Çayınıza şeker atmadan önce bir kez daha düşünün. Şekersiz çay için. Şekerli içeceklerden, meyve suyu ya da gazlı içeceklerden uzak durun. Pasta, kek ya da tatlılardan yemeyin. Özellikle meyvelerden alınan doğal şeker sizin en büyük kurtarıcınızdır. Düzenli egzersiz. Egzersiz yapmazsanız da kilo verirsiniz. Ancak hem kilo verme süreciniz yavaşlar hem de çok kilo fazlanız olmasa bile kilo verdiğinizde vücudunuzda sarkmalar meydana gelebilir. Bol bol su tüketilmesi gerekir. Bir gün içerisinde içilmesi gereken miktar 2 ile 2,5 litre arasında değişir. Öğün aralarında su içmenin de tok tutucu ve ödem atıcı özelliği vardır. Yemek sırasında karnınızı doldurmak için yemek yemek yerine su içmeyi tercih edin. Alkol ve şekerden uzak durun. Alkol içinde şeker barındırır ve çok kalori içerir. Vücuda aldığınız fazla şeker hem depolanır hem de kandaki insülin oranını artırır. Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak durmalısınız.